Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de koşullu biçimlendirme veri çubuklarını kullanarak gelin basit ve güzel bir uygulama yapalım. Elimizde bir proje listemiz olsun. Bu şekilde bir projeler başlı olarak yazalım ve proje 1 yazalım. Bunu da aşağı doğru örneğin şöyle proje 5 olarak çekelim. Buraya da gerçekleşme oranı diyelim. Gerçekleşme olarak bunu yazalım. Şimdi amacımız buradaki gerçekleşme yüzdelerini girdikten sonra hemen burayı seçip buradan da yüzdeyi seçelim ve şuradan Örneğin bu yüzde 55 oranda gerçekleşsin yüzde 25 gerçekleşsin yüzde 23,50 gerçekleşsin yüzde yüz gerçekleşsin bunu da yüzde 85 oranda gerçekleşme olsun şimdi bu değerlere göre yan tarafına veri çubuklarını nasıl getireceğiz bunun için bakın. Şuradaki verileri önce buraya almamız gerekir. Bunun için eşittir diyelim. Buradaki veriyi alalım ve bunu da aşağı kadar çekelim Daha sonra koşullu biçimlendirmeye gelip buradan veri çubuklarına geliyoruz. Veri çubuklarından da diğer kurallar seçen seçerek şuradaki en fazla değerimizi otomatik değil, yüzde de değil, sayı olarak belirliyoruz ve buraya da bir yazıyoruz. Yani yüzde yüz aslında bir anlamına geldiği için yalnızca çubuğu göster. Buradan yeşil rengi seçelim. Tamam dediğinizde bakın diyerek değerler gelir. Şimdi buradan 75 yaptığınız zaman bunun yüzde %75 75'e göre gerçekleştiğini direkt görürsünüz. Buradan da örneğin 80 yaptığınız zaman bakın 80'e göre ya da 10 yaptığınız zaman yüzde 10'a göre direkt değerler. Gerçekleşir. Bu şekilde koşullu biçimlendirmelerin veri çubukları özelliklerini kullanabilirsiniz. Çok güzel bir özellik. Bunu ödeme, işte borç alacak değerlerinde de bakın benzer bir şekilde kullanalım. Kontrolle bunu sol butona basıp sağa doğru çekelim bir sayfayı şu Mesela şuradaki değerleri sileyim. Buradan da örneğin projeler yerine firmalar diyelim ve buraya da firma 1 diyelim. 5 firma için yapacağım bunu ilerleyen örneklerini tekrar yaparız buradan Örneğin ee, diyelim ki tutar ödenen ve kalan şimdi bunları yaptığınız zaman Örneğin firma 1'in 25 bin lira bakiyesi olsun 14500 lirasını ödesin firma 2'nin 36500 lira olsun ve tamamını ödesin firma 3 147 bin lira bakiyesi olsun 125 bin lirasını ödemiş olsun benzer şekilde firma 4'ün 150 bin bakiyesi olsun 120 bin ödesin firma 5'in 36 bin 520 lira bakiyesi olup bunun da 34 binini ödesin şimdi kalan değerleri bulmak kolay eşittir buradan tutar eksi ödenen diyecek ve buradan da kalan değeri buradan bulduk. Şimdi yan tarafa da yüzdesini bulalım. Bakın eşittir ödenen bölü tutar dediğiniz zaman neyi buluruz? Yüzde kaçını ödemiş bunun? Şuradan da yüzdeye çevirelim. Yüzde 58'ini ödemiş. Bu da bakın borcun tamamını ödemiş şeklinde. Şimdi buradan da bunlar arkadaşlar tekrar Buraya gelip eşittir deyip bunu buraya getirdikten sonra şu şekliyle bakın tekrar seçiyorum ve koşullu biçimlendirme tekrar veri çubukları buradan diğer kurallar yalnızca çubuğu göster en fazla kısmından sayıyı seçip buraya da 1 yazıyoruz bunu da tekrar şöyle yeşil yaptığınız zaman tamam dediğinizde bakın hangi düzeyde kaldığını direkt görürsünüz örneğin 147000'in sadece 47000 ödendi ise 130 gün ödendiği, bakın borcun ne kadarını ödendiğini direkt buradan görebilirim. Bunu şöyle bir ince taktikle yapabiliriz. Şuradan da örnek veriyorum. Bakın şöyle bir gri zeminle ve şu şekilde bir kenarlık da eklediğiniz zaman hangi düzeyde kaldığını direkt görebilirsiniz. Ya da tam tersini düzenleyip bu yeşili mavi renkte ya da gri renkte yapıp buraları yeşil yapma gibi detaylarda yapılabilir. Bu çok güzel. Bu tutar değerleri ve ödeme değerleri buraya otomatik olarak gelebilir. Buradaki değerleri değiştirdiğiniz zaman, direkt bütün rakamlar otomatik olarak da değişir. Benzer örnekleri kendinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Koşullu biçimlendirmenin çok güzel bir kullanımıdır.